Ben Rümeysa Nur Koyuncu, her hafta bir uzmanı konuk ettiğimiz programımız Hayat Onunla Başlar'dan herkese merhabalar. Sizce her şey neyle başlar? Bizi biz yapan unsurlar çocukluğumuza dayanır ve çocukluk yıllarımızdaki bu faktörler bizim geleceğimizi inşa eder. Bizler bu programımızda çocukluktan yetişkinliğe tüm bu faktörleri ele alacağız. Her şey onunla başlar diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Bu haftaki konuğum Profesör Doktor Ramazan Arı ve konumuz dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz hoş geldiniz. Eski üniversitemin yani bir televizyonu olarak burada bir program yapmamız Konya'da gıda tarımda çok gerçekten mutlu etti beni. Ayrıca ilginize de ayrıca teşekkür ederim. Yardımcı olmaya çalışacağım. Çok sağ olun hocam. Hocam toplumumuzda zeki çocuk aşırı hareketlidir ya da aşırı hareketli çocuk çok zekidir diye bir algı var. Peki hocam bu aşırı hareketlilik bir üstün zekanın göstergesi midir? Sorunuza baktığım zaman birkaç bölümden oluşuyor soru. Yani aşırı hareketlilik zeka belirtisi midir? Ya da zeki kişiler daha mı hareketlidir diğer açıdan baktığımızda? Yani üstün zekalı olmak. Bir kere zekanın ne olduğuyla ilgili olarak pek çok problem var. Tanımlarda bir tutarlılık yok. Son, en çok yani kabul edilen tanım şu. İşte bireyin karşılaştığı soyut ya da somut problemlere, öğrenmediği problemlere, yani önceden bir öğrenme davranışı olmadan çözüm bulabilme yeteneği. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Problem çözme yeteneği, yani havuz problemi değil bu. Hayatta karşılaştığımız her türlü güçlük, birden fazla seçeneği olan her şey bir karar vermeyi gerektirir. Bu da problem olarak. Neyi, hangi seçeneği, neyi seçeceğiz, ne yolda gideceğiz şeklinde oluyor bu. Aşırı hareketli olmak veya üstün zekalı olup aşırı hareketli olmak. Baktığımız zaman şöyle hayata pek çok konuşmayan, az konuşan dahi insan var. Bundan çocuklukları da çok öyle. Yani hatta işte mesela Einstein'a otistik falan olduğunu düşünen, sınıfın en arkasında oturan, işte sessiz bir kişi. Ama bugün biliyorsunuz pek çok izafiyet teorisi vesaire gibi kuramları var. Yani fiziğin en önemli, soyut fiziğin en önemli elemanlarından biri. Toplumda bir karmaşa var bu konuda. Bunun nedeni de sanıyorum yine yayınlardaki, özellikle medyadaki çok eskiye dayanan. Benim yani genç bir psikolog olarak SSK Hastanesi'nde çalışırken dikkat ettiğim bir şey olarak şunlara bakıyorduk. Yani çocuk hareketli ya da televizyona bakıyoruz. Ben çocukken çok hareketliymişim. Şunu yapıyormuş mu sanatçılardan özellikle bunu işte ağaca çıkıyormuşum yok bir türlü yerimde duramıyormuşum falan diye. Bu minval üzerine baktığımızda dikkat eksikliği dediğimiz bir problem de karşımıza çıkıyor. Neden? Ne oluyor? Şu oluyor. Eğer çocuk izlediği bir şeyi, durumu, mesela televizyonda bir çizgi film izliyor. Çocuktan bahsediyoruz çünkü. Eğer onu algıladığı şeyi anlayamıyorsa, oradaki hareketlere bir anlam yükleyemiyorsa, dikkat kesiliyor, ilgisi kesiliyor oraya. Çünkü ilgi duyduğu şeye dikkat etmesi lazım, anlamadığı. Bu defa başka bir şeye yöneliyor. Bu zeki olduğunu değil, zeka ile ilgili bir problemi olabileceğini gösterir. Aşırı hareketlilik. Ama şu da var. Çok zeki çocuklar çok çabuk kavradıkları için olayları, problemi sonuçlandırdıkları için zihninde olayı orada kesip başka bir şeyle ilgilenebilirler. Dikkat edersen hareket ederler demiyorum. İlgilenebilirler diyorum. Amaçsızca sürekli hareket etmek zeki olduğunu göstermez. Bana göre böyle bir durum söz konusuysa ailelere tavsiyem bu çocukları bir uzmanla görüştürmeleri. Çünkü doğum esnasındaki bir takım komplikasyonlar
daha sonraki çocuğun geçirdiği havaleler veya buna benzer şeyler varsa hikayesine bakmak lazım. Zeka ile ilgili bir soruna neden olduğu için ve bu çocukların da böyle bir hareketlilik durumu var. Anladım. Çok sağ olun hocam. Hocam peki dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir ve bu çocukların özellikleri nelerdir? Ne gibi belirtiler gösterirler? Evet, bu nedir? Yani dikkat eksikliği hiperaktivite aslında kendi içinde başlık her şeyi tanımlıyor. Dikkat bizim en önemli hazinemizdir. En önemli harcama kalemimizdir. Neye fazla dikkatini ayırırsan öbür tarafa daha az dikkat ediyorsun demektir. Ya dolayısıyla dikkat merakımızı gidermek için öğrenmenin en temel malzemesi. Yani öğrenmeyi ne sağlıyor derseniz merak ettiğimiz şey bizim zihnimizde bir dengesizlik yaratıyordur. Yani daha doğrusu onu dengeye, bilişsel bir denge oluşturmak için merak ederiz. Ve onunla ilgileniriz, bakarız, inceleriz. Bakın, bakıp inceleme, geçmişteki öğrendiklerimiz, şu anki karşılaştığımız durum, bütün bunlar dikkat etme sürecinin içinde olan şeylerdi. Yani hatırlama, yeni durumla karşılaştırma vesaire gibi şeyler. Hal böyle olunca yani şimdi çocuk niye hareket ediyor? Ya çok hızlı her şeyi anlıyor, çok hızlı, ya da hiçbir şey anlayamıyor, ya da çok kısmı anlıyor ve bir kopukluk oluyor. Bu defa dikkat dağılıyor başka yere. Hiperaktivite yani aktivitenin hiper olması, çok yüksek olması demek. Çocuğun anında dikkatinin dakika bile sürmeden bazen bir nesneden, konudan başka bir konuya aktarma demektir. Yani bu dikkatin hiperaktivite. Bu dolayısıyla bir davranış halinde olduğu için bu çocukların dikkat edilirse genel olarak belli bir şeyi başarma, bir beceride bulunma şeyleri de düşüktür. Yani akranlarına göre baktığımızda böyle bir durum vardır. Çevreleri kuvvetli bir şekilde rahatsız edebilirler. Haliyle böyle bir durumda hiperaktivitenin tanımını yapmak ise şudur gibi. Yani biraz önce zekaya yaptık ya. Hiperaktivitenin tanımı yapmak yerine ne olduğunu anlatmak bana göre yani bizi izleyenlere daha yardımcı olacaktır. Hocam bir çocukta dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olduğu ne zaman anlaşılır? Bunun bir yaşı var mıdır? Bunu öğrenen anne baba, ebeveynler ilk öğrendiği anda neler yapmalıdır? Kimlere başvurmalıdır? Mesele belli bir açıdan şöyle, yani tek bir özellik açısından baktığımız zaman pek çok şeyi göz ardı ediyoruz demektir. Bu da bizim yanlış teşhis ya da tanı dediğimiz şeyi koymamıza. Dolayısıyla problemi yanlış yapılandırmamıza, çözümü de yanlış anlamamıza neden olur. Çünkü problemlere doğru çözüm, doğru tanılar koymak çok önemlidir. Hayatın her alanında böyledir. Yani çocuğumuzla ilgili bir sorun varsa orada da doğru tanıyı koymak için tabii ki bir uzmana göstermek lazım ama bir ipucu arıyorsunuz siz, öyle soruyorsunuz. Çünkü çözümlerimiz koyduğumuz tanıya bağlıdır. Yani neyi teşhis olarak koymuşsak ona göre bir çözüm düşünürüz problemlerde. Şimdi öğrenmenin başladığı, algılamanın ve anlamanın başladığı yaş ne zaman? Çok net olarak bilinmese de çocuğun yani böyle kaşık tutmaya başlayıp en basit becerilerini öğrenmeye başladığı andan itibaren bir gecikme gözlenir. Ama o yaştaki çocuklarla kendi yani hiperaktif çocuğun arasındaki farklılıklar çok ciddi olarak gözlenemeyebilir. Şöyle yapmak lazım. Yaş ilerledikçe 3 yaş, 5 yaş gibi ve çocuğun öğrenme seviyesi düştükçe, becerilerinde düştükçe, motor becerilerinde bir şey yoktur ama öğrenemiyordur onları, yapamıyordur. Yaşından daha erken yaşları gösteriyordur. Haliyle bu zekanın da bir ölçüsü olmaktadır. Yani motor beceriler bakımından. Konuşmasında yetersizlik, kelime sayısı sınırlıdır. Yani bu durumda aile bu gecikmenin nedenini öğrenmek zorundadır. Bunun için de kesinlikle
bir uzmana, özellikle özel eğitim uzmanlarına, yani gittikleri yerde, vardıkları uzmanda bakmaları lazım. Yani nereden mezun olmuş, ne gibi eğitimler almış. Çünkü henüz daha meslek yasası ile ilgili problemler devam ettiği için herkes bir tabela asıp ben şu kişinin uzmanıyım deyip baktığınız zaman hiç alakalı olmayan alanlardan çıkıyor. Yani var. Ben hiperaktivite uzmanıyım diyen kişiler var ama alanları bir bu alandaki çocukların eğitimiyle ilgili özel bir eğitimleri, donanımları yok. Onun için yaş soruyorsanız işte öğrenmenin başladığı yaşta genellikle işte 2 yaşından itibaren çocuk yavaş kendi öz bakımlarıyla ilgili beceriler, işte kaşığı normal tutmak. Çünkü gözleyerek öğrenir insan ilk yaşlarda. Bunda bir gecikme oluyorsa, aile şüpheleniyorsa, özellikle konuşma, dil gelişimiyle ilgili bir sorun varsa, çünkü zihinsel sorunlar genellikle konuşmayı geciktirir. Hiperaktif çocuklarda da bir zihinsel sorun olduğu için, yani öğrenme problemi de olduğu için, ailenin bir uzmandan yardım alıp muhakkak eğitimini o alanda devam etmesi lazım onların. Peki hocam, tedavi kaç yaşında başlar ve bu süreç ne kadar sürer? Şimdi bunun için şöyle, yani insanlar da net bir şey istiyorlar. Bu çocuğun ilerleme durumuna bağlıdır. Konuşmam başımında şöyle söyledim, yani zeka geriliği neye bağlı olur? Zeka geriliği beyindeki bazı hücrelerin bölgesine göre, çeşitli bölgelerde olabilir, hücre kaybı olur. Beyindeki hücrelerin telafisi mümkün değildir. Yani yerine yenisi konulamaz. Konulamadığı için zeka sorunu ortaya çıkar. Dolayısıyla tedaviden ne zaman sona ereceğinden bahsetmek yerine çocuk en azından öz bakım becerilerini, kendi hayatını nasıl devam ettirebilir, bir meslek öğrenebilir mi? Meslek öğrenirse bunu hangi okullar kazandırabilir? Böyle bir süreçtir. Bizim rahmetli Doğan Çağlar hocamız vardı da, bu tür problemler için ömür boyu sürecek bir şarkı bunlar diyordu. O daha böyle espriye getirmeye çalışıyordu. Yani şu gün başlar, şu gün biter demek olay olmaz. Çünkü bir şeyi öğrenir, başka bir şey daha öğrenmesi gerekir onunla ilgili olarak. Mesela el becerilerini geliştirir, el becerilerine dayalı bir meslek edindirme ile ilk adım atılır. Bu böyle, dediği gibi hocanın uzun süre devam edip giden şey ama ya illa bir şey söyle dersen, çünkü Konya'da bazı okullar var biliyorsunuz, 18 yaşında, 16 yaşında çocuklar var, özel eğitim yuvaları bunlar. Onlar orada bir şey öğreniyorlar, bir meslek öğreniyorlar. Bu meslekle hayatlarını devam ettirsinler, bağımlı olmaktan kurtulsunlar diye. Takdirle karşılıyorum bunları da ayrıca. Hocam peki dikkat eksikliği için kullanılan ilaçlar hangi durumlarda kullanılır ve çocuk üzerinde nasıl bir etki yaratır? Evet, şimdi bu daha çok tıpçıların alanına da giren bir şey. Yani ilaç tedavisi dediğimiz zaman, yani neye dikkat eksikliğini gideren bir şey yok. Ne var ilaç olarak? Hiperaktiviteyi azaltan bir şey var. Burada benim ne diyeceğim tahmin edebilir herkes artık. Yani çocuğun hareketliliğini azaltarak bizim başımız daha dinç, daha sakin, daha rahat nasıl olabiliriz demek. Bu nasıl oluyor? Çocuk daha uyuşuk. İlaç bazı durumlarda gereklidir yani. Ben tıp mezunu değilim. Yani psikoloji eğitimi aldım. Tıp mezunu değilim ama bu tür olaylarla hep karşılaştık. Hep oldu, ne oldu? Mesela bir ailenin çocuğu için Ankara'yı aradım. İlaç veriyorlardı çocuk. Çocuk sürekli uyumak istiyordu. Ankara Tıp Fakültesi'nden tanıdığım bir profesörü aradım. Nörolog. O ilaçlarla ilgili yeni bir düzenleme yaptı telefonla. Kızımız daha düzgün oldu. Çünkü bu kızdaki hiperaktivite yoktu. Zekası 105'ti. Zeka testi de verdik. Hiperaktivite daha çok bir öfke davranışıydı. Çünkü kendisi gelişmiş bir kız öğrenciydi. İlkokuldayken ortaokula gidiyormuş gibi bir fiziki görüntüsü vardı. Yani böyle sanki
iyi beslenmiş, aşırı beslenmiş bir bitki veya insan gibi neyse. Ve gerçekten öğrenme hızı da değişti çocuğun. Davranışlar da değişti. Annesiyle sohbet edebilir, konuşabilir. Çünkü annesini eğittim ben onu. Annesi onun ne yaptığı zaman spor yaptırıyorduk onlara biz. Spor. Her gün yürüyüş, okulda varsa sportif faaliyetler. Yani hiperaktif olan çocuklara becerebilecekleri, başarılı olabilecekleri basit grup veya bireysel. Çünkü grupta çok çabuk reddediyorlar, irip beceremediği için. Ama aynı özelliği taşıyan çocuklar olduğu zaman bu işin üstesinden geliyorlar. Daha rahat geliyorlar. Çünkü herkes düzensiz oluyor orada ama hareket etmiş oluyor. Ama bireysel şeyler de var. Mesela çocuğun masa tenisi oynaması. Masa tenisi yani çocukta çoğu zaman psikomotor değil de motor bir beceri eksikliği olmadığı için rahatça oynayabiliyor. Yarım saat pimpon oynarsanız kendinizi hareket ettirmekte güçlük çekersiniz. Yani sizler için de dahil bu. Buna benzer onlarca spor yapan çocuk var. Yine pek çok spor çeşidi var. Bunu beden eğitimi ve spor bölümünde bizim üniversitenin artık orası bir fakülte oldu. O fakültede bunun bilimi daha derin yapılıyor ve çok bilgili insanlar var. Hayranlıkla izliyorum ben konuştukları zaman. Oradan alabilirler. Onlar bana da söylüyorlar. Sen de şöyle yap diyorlar. Ben de öyle yapıyorum. Yani doğru bilgiyi vermek lazım. İlaç çözüm değil. Ama bazen çok aşırı hareketli çocuklara bir doktor hekim kontrolünde, bakın hekim kontrolü, bu da sık kontroller halinde, sonuçlar sık gözlenir halde vermek lazım. Ailelerin en büyük yanlışı şu. Şimdi diyorlar ki bir şey verelim, çocuğa bir tavsiye veya bir ilaç verelim, çocuk düzelsin. Böyle bir şey yok. Aslında keşke olsa. Size ilaçsız olur mu diyecektim. Zaten bu soruyu cevaplandırdınız. Hocam peki ilaç demişken bunların yan etkileri var mıdır bu ilaçların? Bunu bence yan etkileri biraz önce anlattığım olaydaki o genç kızda olduğu gibi, yani genç kız derken kızımız 11 yaşındaydı ama bir genç kızın görüntüsüne sahipti. Yani elbette ki bir yan etkileri var ki işte uyutuyor, uyuşturuyor. Yani dikkat yeteneğini azaltıyor. Zaten dikkatle ilgili bir sorundan bahsediyoruz. Verdiğimiz ilaç bu defa onun dikkatini daha da sınırlandırıyor. Nasıl öğrenecek bu kız? Büyük ihtimalle öğrenemeyecek, konuşamayacak, sürekli uyumak isteyecek. Sürekli uyuduğu için bir müddet sonra ev içinde iletişim azalacak ve çatışmalar ortaya çıkacak. Yani ilaçlar çok yararlı, karşı değilim ama muhakkak ki bunun bir eğitim yönü, bir insan beyninin nasıl yararlı hale getirilebileceği ile ilgili pek çok teknik de var. Yani bunları da uygulamak lazım. Hocam peki dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, tedavi edilmediği durumlarda çocukları ilerleyen yıllarda neler bekler? Gerçekten bunun eğitimi verilmediği zaman rastgele bir ortam, rastgele bir çocuğun, bir zamanla yetişkin haline gelecek bir kişinin çok ciddi problemlerle karşılaşabileceği, adı üstünde dikkat yetersiz, öğrenme yetersiz, kurallara uyma yetersiz ya da yanlış vesaire. Diğer taraftan diğer insanların kötü niyetleri insanların kullanımına açık hale geliyor. Yani nasıl olur da böyle bir şey eğitimsiz bırakabiliriz biz? Yani bir çocuğumuz var, bir çocuğumuz var. Kanaryamıza, muhabbet kuşumuza gösterdiğimiz dikkati, ilgiyi ona göstermiyoruz. Böyle bir şeyin olması gerçekten bir felakete neden olabilir. Ya bu ister dikkat eksikliği, hiperaktivite olsun, isterse diğer başka alanlardaki yani özür grubuna girsin. İşte ne bileyim, spastik olabilir çocuk, zihinsel engelli olabilir. Muhakkak eğitim de bunları yani normal insanların seviyesine getiremesek bile yani neyin iyi, neyin kötü olduğu ile ilgili bir şey kazandırabiliriz, beceri, bir düşünce, muhakeme ve bir meslek edindirebiliriz.
Çok az bir kısmı gerçekten bakıma muhtaç olarak ömürlerini tamamlayabilir ama bu çok yüksek değildi. 1,5-2 gibi rakamla öyle gösterir. Türkiye'deki rakamlar ne kadar güvenilir onu da hep düşündürüyor beni ama yani çoğu çocuk eğitilebilir ya da öğretilebilir düzeyde. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben sorularımın sonuna geldim. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Elbette ki şunu söyleyebilirim yani bizi izleyen vatandaşlara. Sonuçta insanla ilgileniyoruz, insanla ilgili konuşuyoruz. Yapmamız gereken şey bunlara maksimum ilgiyi, önemi vermemiz lazım. Ne yapabiliyorsak, ne üstesine gelebiliyorsak bunu göstermek lazım. Bazıları bilgisizlikten dolayı belki işin üstüne gitmiyorlar ama birazcık araştırırlarsa hele şu devirde gelsinler üniversitelere, onlara en azından yol gösteririz. En azından şunu yapmalıyız, şunu yapacağız, şunu yaptırın diyebiliriz. Değilse yani artık bilgi çağında yaşıyoruz. Bilgiye ulaşma parmaklarımızın ucunda. Hemen yani girsinler Türkiye'de, Konya'da pardon düzeltiyorum. Hangi tür problemin nerelerde, kimler tarafından, devlet kuruluşlarını kastediyorum, olabilirler. Yani çoğu insan belki de Yazır tarafında otistik çocuklarla ilgili bir yer olduğunu bilmiyordur. Ama çok yetkili insanlar, çocuklar, dünya çapındaki bir programda entegre olarak orada eğitim alıyorlar. Evet hocam, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de size teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Çok sağ olun. Hayat Onunla Başlar programımızın sonuna geldik. Hafta yeni bir konuyla, yeni bir konukla yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.